İktidar emeklinin derdine çözüm bulamadıkça, çiftçi ağlamaya başlayıp sokaklara çıkıp isyan ettikçe, gençler ülkeyi terk etmeye başlayıp sokaklarda buhran arttıkça, esnaf çekini senetini ödeyemeyip battıkça, kadınlarımız sokaklarda acımasızca kurşunlandıkça çareyi bulmuş. Ne iktidarın çaresi? Instagram'ı kapatmış. Yetmemiş, çocuk oyunlarını kapatmış. Yetmemiş, şimdi AKP milletvekili Yayman diye bir beyefendi TikTok'u kapatmak istiyor. Üstelik de diyor ki sokakta insanlar beni gördüklerinde TikTok'u kapatırsan cennete gidersin diyor. Hüseyin Yayman, anlaşılan cennete gidemeyeceğini anladın, gördün de kendini kurtaracak yer arıyorsun. Seni sokakta görenler ne utanmazsınız diye sormuyor mu? Bu milletin halini görmüyorsunuz demiyor mu? Hüseyin Yayman, Hatay'da depremzede seni gördükçe isyan etmiyor mu? Yazık Hüseyin Yayman, yazık. Recep Tayyip Erdoğan'a yaranmak için sıraya girdiniz. Instagram'ı kapatın, çocuk oyunlarını kapatın, TikTok'u kapatın, YouTube'u kapatın, Twitter, Facebook ne varsa kapatın. O zaman ben size bir yol göstereyim. Bırakın onu bunu kapatmayı, okuma yazmayı yasaklayın, okulları kapatın, eğitime son verin. Tıpkı Afganistan'daki yandaşlarınız gibi, tıpkı Afganistan'daki dava arkadaşlarınız gibi kız çocuklarından başlayarak okullara göndermeyin. Siz cahil bir ülke istiyorsunuz, cahil bir millet istiyorsunuz. Çözemedikçe sorunları kapatmaya gidiyorsunuz. Antidemokratiksiniz. Ceberrut devletine gidiyorsunuz. Adeta ülkeyi bir hapishaneye çeviriyorsunuz. Instagram'ı açınız. Sosyal medyaya göz dikmeyiniz. Eğer doğru iş yaptığınıza inanıyorsanız, sosyal medyada ne yazılırsa yazılsın, size ne zarar olur? Ama siz de biliyor ve görüyorsunuz ki doğru hiçbir işiniz kalmadı. Onun için baskıcı, yasakçı bir uygulamaya gidiyorsunuz. Rütük Başkanı diyor ki, sokak röportajı yapanlar tehlike arz ediyor. Ebu Bekir Şahin, ne tehlikesi arz ediyor sokak röportajı yapanlar? Yani iktidara isyan edenleri göstermek suç mu? İktidarın baskılarına direnmek suç mu? Açlığı, yokluğu, sefaleti anlatmak suç mu? Kadınlara tacizi, tecavüzü, kadın ölümlerini anlatmak suç mu? Sokak hayvanlarına yapılan işkenceyi, ölümleri göstermek suç mu? Yazıklar olsun. Ülkeyi hakikaten etrafı çevrili bir Kuzey Kore modeli hapishaneye çeviriyorsunuz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Susmayacağız, yılmayacağız, mücadele edeceğiz. Göreceksiniz, siz gideceksiniz ve gün gelecek, siz hesap vereceksiniz. Şunu unutmayın, adalet bir gün herkese lazım olur. Ama adalet size lazım olduğu gün, adalet sizin cezanızı kesecek. İstifa edin, derhal çekip gidin. Erken seçim değil, hemen seçim deyin. Bu milletin hak ve hukukunu Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Engin Yurt olarak sonuna kadar savunmaya devam edeceğim.